dostlar, merhabalar. Gönül soframıza ve Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine sizler için harika bir program hazırladık. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Peki bugün ülkemizin hangi mutfağını biraz daha yakından tanıyacağız? Gerçekten herkesin çok sevdiği muhteşem bir mutfak. Karadeniz yöresinden Ordu şehrinin güzel, lezzetli, nadide yemeklerini yapacağız değerli izleyenler. Hazır mısınız? Buyurun o zaman. Gönül sofrasında bugün Karadeniz mutfağının en güzel lezzetlerine sahip şehirleri arasında yer alan Ordu ilimizin çorbasından balığına, salatadan tatlısına kadar birçok özel tarifini sizler için hazırladık. Doğada kendiliğinden yetişen yöreye özgü bitkilerden yapılan yemekleri, hamur işleri ve evde açılan özellikle de fındıkla yapılan tatlıları, hepsinin püf noktasını ve pişirme tekniklerini konuşacağız. Muhteşem lezzetleriyle ünlü pancar çorbası, levrek buğulama, Ordu salatası ve Laz böreği. Sevgili dostlar, bugün gönül sofrasında Karadeniz bölgemizin, Ordu ilimizin en güzel yemeklerini yapacağız. Bu konuda da sevgili Elif Hanım bizlere yardımcı olacak. Elif'ciğim hoş geldin programımıza. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Seni biraz yakından tanıyalım mı? Elif Yaplı kimdir? Elif Yaplı, ben Ordu Kogan ilçesinde doğdum, Ordu büyüdüm. Aşçı olarak Kogan Kız İmam Hatip Lisesi'ne atandım. Şu an orada görev yapıyorum. O şekilde yani bir Karadeniz kızıyım. Harika, ne kadar güzel. Peki evli misin, çocukların var mı? Sözlendim. Aa, yeni ne kadar sözlendim. Güzel. Allah tamamını erdirsin inşallah. Teşekkür ederim. Muhteşem. Peki bugün bize neler yapacaksın? Pancar çorbası yapacağız. Zaten Ordu yöresinin en meşhur, yani Ordu denince akla gelen ilk yemeğidir. Pancar ile ilgili çok çeşit yemek yaparız. Hı hı. Ama bugün pancar çorbasını yapacağız. Tamam. Sonra ikinci olarak levrek buğulama yapacağız. Hı. Hem sağlıklı olacak hem de çok lezzetli bir yemek olacak. Salata evet. Olarak da Ordu salatası yapacağız. Ordu salatası yapacağız. Evet. Harika. Müthiş bir mutfağı var gerçekten evet. Ordu'nun. Yeşilliklerle dolu bir mutfağı yeşillikler, var. Yeşillikler, balık, de yeşil. Aynen öyle, mısır. Evet. Sizin sürekli yemeklerde kullandığınız mısır, malzemeler değil evet, mi? Evet, mısır unu özellikle. Hı. Zaten bugün de kullanacağız. Hı hı. O şekilde. Harika. Evet. O zaman sevgili izleyenlerimizi daha fazla bekletmeyelim ve hemen başlayalım değerli izleyenler. Malzemelerimiz de şu anda mutfak tezgahımızın üzerinde, çok heyecanlıyız. Benim de en çok sevdiğim pancar çorbasını yapacağız. Önce nereden başlayacağız sevgili Elif'ciğim? Pancar çorbasının pancarını zaten hazırladık. Hı hı. Acı suyu çıksın diye ilk önce kaynatıp süzdük. Hı hı. Şimdi pancar çorbasını tekrar kaynayan suyun içine atıp diğer malzemeleriyle buluşturduk. Tamam, o zaman hemen suyumuzu evet. İstersen şey yapalım, ocağımızın evet. Altını yakalım. Evet. Tamam, onu ekleyelim. Pancar çorbasının yeşilliği gitmemesi adına suyun kaynağı hiç durmaması lazım. Sürekli kaynaması lazım. Yani, kaynayan su da olacak. Evet, yani. Kaynayan su da olacak. Tamam. Zaten biz ilk acısını attık. Evet. Şimdi diğer malzemeleriyle yavaş yavaş buluşturuz. Tamam, peki ilk acısını attık dedin ya, orada mesela aşağı yukarı ne kadar kaynatıyorsun? Bir 5 dakika. Bir 5 dakika. Ha, tamam. Sadece 5 dakika. Hı-hı. Ama hala de rengi çok güzel görünüyor. Evet, işte o kaynayan sudan hiç ayrılmaması lazım. Hı, tamam. Yani tamam. O şekilde. Kaynadı mı suyumuz? Kaynamak üzere. Kaynamak üzere, evet. Peki tuz falan atacak mıyız içine? En son atacağız. En son atacağız. Ha, evet, tuzu yeşilliği gitmesin diye kaynatırken attım azıcık. Hı hı. Onunla kaynattım. Şimdi yemeğin içine de en son tekrar tatlı. Peki pancarı başka nerelerde kullanıyorsunuz Elif'ciğim? Pancarı pancar bulgurlaması yaparız. Çok güzel olur. Pancar yani evet pirinç de atılır içine böyle. Hı-hı. Tereyağda böyle haşlanır. Tamam. Sonra tereyağda onu soğanla, salçayla, bulgurla birleştirir. Çok güzel bir yemek olur. Hı-hı. Sarması aynı evet, şekilde. Şey sarmasını evet, yemiştim. Mısır haşlı. Zaten bugün de sunum olarak getirdik. Evet, teşekkür da ediyorum size. Çok evet. Güzel şeyler getirmişsiniz. Evet. Merakla tatmak için bekliyoruz evet. Biz de. Pancarı her şeyde kullanıyoruz aslında. Hemen hemen her şey. Çok evet. Da faydalı. Evet, değil gerçekten. Gerçekten. Genel olarak Ordu'da zaten yeşillik. Hı-hı. Çok.
var. Kendinize has, yörenin kendine has da özel bitkileri var değil mi? Böyle otları falan evet, var. Evet evet, sakarca falan var mesela. Biz çitlice de deriz. Hı hı. Onu böyle kayganasını yaparlar. Mısır unuyla falan. Böyle yumurtayla birleştirilip kızartılır. Oo. Semiz otları falan. Evet, semiz otunu da çok kullanıyorsunuz. Evet. Çok yeşillik olarak gerçekten çok zengin bir yöre. Evet, ne kadar şanslısınız. Evet. Et kültürü yok bizde de mesela. Evet. Çok az yani. Ama balık var işte yani, evet. Balık ağırlıklı, öyle değil mi? Evet, balık ağırlıklı. Hamsi'nin her şeyini yapıyorlar, pilavı. Pilavı, tatlısı. Pilavını da çok severim, evet, çorba, gerçekten. Çorba, balık çorbaları falan. Hı-hı. Gerçekten o şekilde. Şey diye duymuştum, özellikle bu diyet listelerinde ülkenin en güzel mutfaklarından bir tanesi de sevgili izleyenler, diyet yapanlar için özellikle söylüyorum, Ordu mutfağı. Evet, çünkü yeşillikleri çok evet. Fazla olduğu için. Balık ve yeşilliklerle harika diyetler yapabilirsiniz sevgili evet. izleyenler. Çünkü diyetisyenlerin de özellikle böyle Karadeniz mutfağına ait özel tarifler verdiğini biliyorum, duymuştum daha öncesinden. Evet. Ne güzel, biz de bugün gerçekten de böyle hem sağlıklı, hem hafif, hem de besleyici güzel yemekler yapacağız. Şimdi bu kaynayacak biraz daha. Bu şekilde ne kadar kaynayacak peki? Böyle yani toplam malzemelerle birleştikten sonra yarım saat, ama öncesinde bir 15 dakika daha kaynayacak. Evet, 15 tamam. dakikada. O zaman pancarlarımız kaynarken seninle biraz sohbet edelim evet, istiyorum. Aynen. Ordu'yu biraz daha yakından tanıyalım tamam. istiyorum. Çünkü Ordu'da doğmuşsun, büyümüşsün, evet. orada da yaşıyorsun. Evet. Diyelim ki sevgili izleyenlerimizden hiç Ordu'yu gören olmamış, Ordu'ya gitme fırsatı yakalayamamış. Bize Ordu'yu nasıl anlatırsın Elif? Ya Ordu zaten yeşillik ve mavisiyle evet. güzel bir şehir. Yani Ordu'ya gittiğinizde Boztepe zaten duymuşsunuzdur. Boztepe'ye evet, çıkılabilir. Anlatacağım biraz sonra. Yeri gelmişken anlatayım. Geçen yıl bir Karadeniz turu yaptık ailemle birlikte. Boztepe'ye de sevgili izleyenler teleferikle çıktık. Ama gerçekten çok korktum. Bende böyle ya. Bir yükseklik korkusu da var evet. zaten. Sürekli dönüp duruyor yukarıya çıkartmadan önce teleferik. Ben bir an böyle bir şeye geldim. Yani binsem mi binmesem mi? Sonra çocuklar falan hep birlikte bir anda biniverdik. Yukarıya doğru çıkmaya başlarken bilmiyorum ne kadar çok dua okuduğumu. Herkes şey, çocuklar dedi ki anne manzarayı kaçırıyorsun. O kadar güzel ki. Yani işte biraz dua edip rahatladıktan sonra böyle sağıma soluma bir baktım, inanılmazdı gerçekten. Evet gerçekten. Sonra Boztepe'ye çıktık. Oradaki manzarayı da hayatım boyunca herhalde hiç unutamayacağım. Dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesi diye düşünüyorum. O teleferik korkumu biraz yendikten sonra inerken daha rahat izledim hatta. Ama muhteşemdi. Orada böyle çok güzel şeyler de vardı, dükkanlar vardı, turistik eşyalar evet. satıyorlardı. Onlardan da böyle bir iki tane aldık, baktık, muhteşemdi. Ama Ordu'nun hem yemekleri hem de Boztepe'yi galiba hiç unutamayacağım. Onun dışında başka nereler var? Yason Kilisesi var. Aa, böyle denizin kenarında böyle Hı-hı. kilise var orada bir tane. Hı-hı. Orası da güzel, yani meşhur bir yeri. Hı-hı. Sonra Hoynat Adası var. Orası da çok güzel. Yeşille mavinin buluştuğu bir yer aynı şekilde. Yani hep bu şekilde. Ordu'nun her yeri güzel aslında. Evet, aynen her Değil yeri mi? Güzel. Gittiğiniz zaman böyle hem yeşili hem tarihi hem doğayı iç içe görebileceğiniz ve muhteşem bir gerçekten de doğası olan, tabiatı olan bir yer. Eğer gitmediyseniz bu zamana kadar mutlaka hem gidin, gezin, görün Ordu hem de bu güzel yemeklerin tadına varın Kesinlikle. Diyorum sevgili izleyenler. Tamam. Bir yandan bunu kavurayım Olur. soğanını. Tamam. Onun kaynamasını beklerken biz de soğanımızı evet. kavuralım. Bunun en büyük özelliklerinden biz zaten tereyağı kullanmamız. Hı-hı. Tereyağını biraz bol kullanıyoruz. Evet. Genelde evet. evde de çok yapılıyor evet. değil mi? Evet. Zaten hayvancılık da olduğu evet. için herkes Hı-hı. tereyağını bol ve çok kullanırlar. Hem de sağlıklı. Evet, çok sağlıklı gerçekten. Hem de çok lezzetli. Evet. Yemeğe ayrı bir aroma. Yani ülkemiz insanının en çok sevdiği evet. Hangi yağ desen herhalde tereyağı birinci Kesinlikle. Sırada yerini evet. alır.
Buğday unundan ekmek yaparız mesela. Mısır ekmeği de var ama. Evet. Buğday unundan yaptığımız ekmeğe bunu en son kuzinenin fırınından çıkarınca tereyağının üstünde gezdirdi. Sabah kahvaltısında falan muhteşem bir hemen hemen her evde kuzine varmış duyduğum kadarıyla. Hemen. Mutlaka. Evet evet. Her özellikle evde olur. Müstakil evlerde. Müstakil evlerde evet. Daha çok evet. Değil mi? Evet. Kim bilir neler neler yapıyorsunuzdur. Evet. İşte annelerimizin. Ve kuzinede yapılan bu pancar çorbası. O lezzet asla tüp veya işte farklı. Ocakta yapılanla aynı olmaz. Yağımız iyice kızacak herhalde. Evet evet biraz kızacak. O tereyağı kokusu bir gelecek. O sırada patatesleri şuna atabiliriz. Tamam. İçine haşlansın. Pancarımız biraz pişti zaten. Böyle içine havuç da atıyorlar. Yani kendi damak tadına göre herkes farklı şekillerde yapıyor aslında. Tabii o anda bir de şey evde hangi sebze varsa değil mi onu da kullanabiliriz. Evet evet. Yani damak zevkinize göre kırmızı biber, kapya. Aa, evet o da çok yakışır. Evet onu da kullanıyorlar. Barbunya koyacak mıyız Elif evet, Hanım evet, biz? Evet koyacağız. Deniz koyacağız. Ha, tamam. Haşladık daha önce. Haşladık güzelce. O yüzden şimdi en son atacağız onu. Tamam. Ama haşlanmadığı zaman pancarla beraber atılıyor ki ikisi aynı anda pişiyor. Evet birbiriyle özdeşleşsin diye. Evet. Her gün yemekte iç içesiniz o zaman. Evet her gün tencere yemeği 350 kişi. 350 kişiye mi? Evet. Ay maşallah. Oo bu o zaman size ne gelir? Yani. Büyük kazanlarınız, tencereleriniz var tabii sizin. Evet evet. Okulda. Bayağı büyük. Yani. Şimdi soğanı da ekleyelim. Evet tereyağının iyice kızmasını ve kokusunun çıkmasını bekledi evet. Sevgili izleyenler. Kokusu çıkınca şimdi. Elifciğim tamam. Şunu da vereyim. Tamam. Şimdi böyle kavrulsun. Sonra salçalarını da ekleyip. O kavrulduktan sonra en son salçasını ekleyeceğiz. Evet. En son da bunu üzerine diğer malzemelerini ekledikten sonra en son bunu ekleyeceğiz. Harika. Sonra o kendi kendine özleşecek. Ve çorbamız hazır. Tamam. 1-2 dakika bekleyelim o zaman. Evet. Şimdi pancarımız ve patatesimiz kaynadı. Üzerine barbunyamızı, dene fasulyemizi ekleyelim. Biraz şöyle göz kararı ekliyoruz tencerenin boyutuna göre. Evet, daha önceden haşlamıştık zaten. Evet, daha önceden haşladık. Eğer haşlanmamış kullanılacaksa pancarı attığımız ilk anda atabilirler. Ne güzel. O şekilde. Süt mısır çok yakışıyor. Evet ben çok seviyorum. Evet süt mısır ekleyelim biraz. Şimdi Ordu'da pancar çorbası deniyor. Ama evet. Ben mesela Giresun'da falan yediğim zaman da karalahana çorbası diye duymuştum. Şimdi konuşurken hatta biz burada aşağıdan yönetmenimizdeki dedi ki teknik yönetmenimiz Hasan Bey. Ya bu pancar o karalahana mı acaba evet, dedi. Evet ikisi de aynı şey. Sadece yöreden yöreye biraz isim olarak değişiyor. İsim olarak değişmiş. Ama tamam. Biz küçüklüğümüzden beri hep pancar çorbası diye pancar çorbası evet. Diyorsunuz. Evet biz de böylelikle öğrenmiş olduk. Evet. Ben de hep karalahana çorbası olarak biliyordum zaten. Evet. Soğanlarımız da pembeleşti. Ona da salçalarını ekleyebiliriz. Biber salçası ve domates salçası ekliyoruz. Ama biber salçası biraz daha yoğunlukta. Daha öyle çok biber yakışıyor. Biber daha çok olacak? Evet biber daha çok. Daha tamam. Çok yakışıyor. Domates de çok az böyle karıştırmak amaçlı ekleyebiliriz. Şöyle bırakalım. Sonra salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Şimdi her gün okulda 350 kişiye yemek yapıyorsun. Evet. Peki akşam eve gittiğinde içinden yemek yapmak geliyor mu Elifciğim? Hiç gelmiyor. Onu çok merak ettim. Hiç gelmiyor. Çünkü insan düşünsenize günde 350 kişiye yemek yapıyor ve akşam eve gittiğinizde tekrar yemek yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ama şimdi anne evinde olduğun için muhtemelen gittiğinde hazır oluyordur yemekler evet, ve sofralar evet, değil mi? Evet. Aynen o şekilde. Ama evlendiğin zaman bu böyle olmayacak. Ama ben şöyle bir şey söyledim. Eve eş getirmeyeceğim. Aa çok güzel bir şey. Evet. Tamam o zaman eşine bunu söylediysen söyledim. Süper. Çok evet, iyi bir anlaşma olmuş. Eve getir evet gittiğinde iş yapmamak lazım. Doğru söylüyorsun. Evet. Sonuçta o benim işim. Evet o senin mesleğin, senin işin. O da mantıklı buldu. Evet, kesinlikle çok mantıklı. Ama sen duramazsın gibi geliyor bana. Ya, evet, değil mi? Evet, evet. Mutlaka yapılır. Yani nereye kadar dışarıdan hızlı şeyler çok
Yani sağlıklı da değil açıkçası. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Mısır ununu ekleyelim. Tamam. Ama topaklanmaması için bir yandan karıştırıp bir yandan eklememiz tamam, lazım. Tamam. Siz karıştırın. Ben karıştırayım istersen. Evet. Tamam. Ben de ekleyeyim böyle. Bunu da göz kararı ekliyoruz. Hmm. Yani kıvamını anlayınca. Tamam. Şöyle karıştıracağız her tarafını. Tamam. Topaklanmaması adına. Evet. Biraz tenceremiz küçük mü geldi acaba diye. Evet. Daha ben, büyük bir... Hocam alışmışsınız biraz... siz büyük büyük tencerelere. Bu da bizim en büyük tencere. Evet. Bu bana çok küçük geldi şu an. Yani, tamam, ben bir dahaki sefere inşallah daha büyük, daha böyle tencereler alayım. Bir de biz zaten genel olarak bu çorbayı çok büyüklerde yaptığımız için şu an bu bana... Değil mi? Evet. Bu bile küçük geldi diyorsun. Evet, dur, normal biraz altını evde da mi? Kıs. Evet, biraz kısalım. Şöyle. Tamam. Hı-hı. Fokurdamaya başladı iyice. Evet. Göz kararı koyuyoruz sevgili izleyenler. Evet. Mısırın böyle anlayınca kıvamını geldi dediğimizde bırakacağız. Zor bence kaynayınca biraz daha zaten tamam alacağı için yeterli. Yeterli diye mi? Evet, tamam, yeterli. Ben alayım onu isterseniz. Tabii. Siz bir kıvamına tamam bakın tekrar. Tamam. Hı-hı. Bence şu an güzel. Bunun acı, çok acı yenir. Yani yiyebildiği kadar herkes daha acı tüketirse ve kışın hastalıklara da gerçekten çok şifa. Geliyor, değil mi? Evet, pul biberini biraz fazla atıyoruz, acı pul biber. Ama şimdi biz yine damak herkesin uymaz herkesin diye. Herkesin damak tadına belki uyar uymaz, normal evet, atarız. Normal atarız, evet. Pul biberini. Evet, şimdi bunu ekleyebiliriz. Tamam, onun da altını istersen. Evet, kapatabiliriz. Kapatalım. Evet. Pardon. Şimdi yaptığımız sosu üzerine ekliyoruz. Şöyle vereyim. Tamam. Maşallah çok bereketli çorbamız. Evet. Çoğaldı. Tenceremizden taşacak neredeyse ama ne kadar güzel, bereketli. Pişer inşallah. Evet, inşallah. Şimdi bu şekilde ne kadar kaynayacak peki? Şimdi o kendi özlerine kadar böyle yarım saat kaynatırlarsa tamam güzel olur. Yani tamam, kısık ateşte artık kaynadığı tamam için zaten. Tamam. Tuzunu ekleyelim şimdi. Tamam, tuzunu da ekleyelim. Evet. Şöyle ekleyelim. Tamam. Yeterli. Güzel koktu gerçekten. Evet, tereyağı özellikle. Evet. Pul biber ekleyelim ama biz pul biberi çok eklemeyelim. Evet, normal. Herkes isterse tabağına acı yendiğini bilip ona göre severseniz acı istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Tamam. Şöyle bize yeterli. Tamam, şimdi bunun ağzını kapatalım. Ve kaynamaya bırakalım. Evet, tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Tamam. O kendi kendine yavaş yavaş özlene özlene olsun. Tamam, kısık ateşte olacak. Evet, kısık ateşte olacak. Zaten ateşimiz de kısık. Pancar çorbamız yarım saat sonra hazır sevgili izleyenler ama o kaynamaya devam ederken taşmadan tabii ki biz de levrek buğulama yapalım mı? Hadi bakalım. Evet, bugün harika bir levrek buğulama yapacaksın evet, bize. Evet, buğulama yapacağız şimdi. Nereden başlayacağız? İlk önce domatesi rendelediğimiz, soyulmuş domatesi rendeledik. Hı hı. Ve onu altına zemin olarak hazırlıyoruz. Yani bunun suyu ve buharında pişecek. Ne güzel, çok, bu da sağlıklı. Evet, çok sağlıklı, gerçekten, gerçekten öyle. A, B, D vitamini de var aynı zamanda levrekte. Evet. O da... gerçekten kışın hastalıklara karşı falan insanı koruyor. Göz sağlığına da çok iyi diyebiliyorum evet aynı zamanda. Ve biz de sağlıklı bir şekilde yapacağız evet zaten. Yağ da kızartmayacağız. Balıkları zaten şey diyorlar ya, yani ya çok hafif ızgarada evet çok şey olmadan ya da buğulama en sağlıklısı. Evet, şimdi biberlerini de üzerine ekliyoruz. Bol böyle biber ekiyoruz. Evet, küçük biberle. Yeşil biber ve acı biber kullandık. Birazcık acı var. Şöyle sarımsağını da. Oo, sarımsak da zaten yeşil şeyde, biberde çok fazla C vitamini var. Evet. Bir de sarımsakla buluştuğu zaman enfes, aynen, efsane çok bir yemek. Levrek gerçekten buğulama. Öyle. Sarımsak da bol koyuyoruz. Evet.
Bu yemek aynı zamanda kötü kolesterolü falan da düşürüyor yani. Bayağı sağlıklı. Bugün şifacıyız biz evet, inşallah. Evet gerçekten böyle. Çok sağlıklı yemekler yapıyoruz. Hı-hı. Şimdi levreklerimizi daha önce temizledik. Dış pullarını, güzelce. Evet içindeki kılçığını, her şeyini çok güzel bir şekilde hiç karartı ve kılçık kalmadan temizledik. Şimdi bunları üzerine böyle güzelce yerleştiriyoruz. Haftada kaç gün balık tüketiyorsunuz? Karadeniz'de çok fazla ya 3-4 bile olabilir. Yani özellikle kış aylarında daha hamsi, çok, evet hamsi daha uygun bütçeye. Balıklar biraz daha... Hem sağlıklı hem evet, ekonomik. Evet öyle. Hı-hı. Şimdi bunu altını yakıp ocağımıza alıyoruz. Şöyle tuzunu ekleyeceğiz. Tamam. Pul biber ve karabiberini en son ekleyeceğiz çünkü balığın rengini karartıyor. O yüzden sadece şu an tuz ekliyoruz. Tuz ekleyeceğiz. Evet. Bir de defne yaprağımız vardı. Onları da ekleyelim. Hı-hı. Koku olarak da balığa çok güzel bir aroma veriyor. Hı-hı. Şöyle defne yaprağımız da. Tamam şöyle vereyim ben. Evet. Defne yaprağını ben de çok seviyorum. Birçok şeyde kullanılıyor ve bu sene gönül sofrasında birçok mutfağa tanıttık. Evet. Ve hemen hemen hepsi evet defne yaprağı kullanmıştı. Evet çünkü et yemeklerine de yakışıyor. Evet. Ya, genelde bütün yemeklere çok yakışan bir şey. Şimdi tereyağımız da böyle. Hı-hı. Ben de diyecektim yağı hangi aşamada koyacaksın evet, şimdi diye. Şimdi koyacağım. Böyle ama böyle küçük parçalar haline alıp her yerine şu şekilde dağıtacağım. Minik minik dağıtacağız. Evet minik minik dağıtacağım. Bunları da kullanacak mıyız? Onları üzerine de koyacak mıyız yoksa tavamız ayrıyetten? Küçük olduğu için yani şimdilik kullanmayacağız. Kullanmayacağız evet. Tamam. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Alttaki domatesler, biberler, sarımsaklar üstü kapanana kadar. Ama evet. Üst üste koyduğumuz zaman olmaz. Evet. Tamam. Böyle çok daha güzel pişer ve daha güzel olur. Peki fırında yapabilir miyiz Elif'cim bunu? Tabii ki bunu? Fırında da yapılabilir. Tamam. Aynı şekilde fırın tepsisine dizi fırında da olabilir. Tamam. Ama böyle daha pratik, daha güzel. Bakır tavamız olsaydı onda çok güzel olurdu. Evet. Ama bakır olmadığı için şu an bu tavada da güzel bir levrek. Biraz da zeytinyağı ekliyoruz. Şöyle. Tamam şimdi kapağını kapatıp o yavaş yavaş... Tamam. Hemen ben sana kapağını da vereyim. Evet, kapağını şöyle kapatalım. Evet, tamam. Şimdi kaynayana kadar altı açık kalsın. Kaynadıktan sonra kısalım. O kendi buharında ve domatesin suyuyla hiç su eklemiyoruz. Hı-hı. Domatesin suyu gayet yeterli oluyor. Tamam. Sonra güzelce pişecek. Yaklaşık ne kadar sürüyor aşağı yukarı? 15-20 dakikada. 15-20 dakika. Balık evet. Dediğin nedir ki evet. Zaten? Hemen 15-20 dakikada pişiyor. Evet. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. 15-20 dakika. Tamam harika. Peki ordu halkı, ordulular bayram sofralarında misafirlerine ne ikram ederler? Baklava açılır. Yani baklava su böreği açılır. Herkes kendi evinde kendi saçar. Hazır yufka falan kullanmayız. Hazır yufka sizin zaten literatürünüzde yok diye biliyorum evet, ben. Evet. Herkes kendi evinde açar. Genelde el açması olur. O şekilde sarma, zeytinyağlı yaprak sarması. Yaprak sarma evet, mutlaka olur. Evet, mutlaka ülkenin olur. Zaten genelinde evet. Bayramlarda yer alan bir şey, vazgeçilmez bir kesinlikle. Tat bence yaprak sarma. Hayvan kültürümüzde olduğu için ayran. Yani ayrandan başka içecek. Kesinlikle. Kola, fanta yok, çok yok, tüket. Biz kullanmıyoruz evet, onları. Evet, gerçekten kullanmıyoruz. Hı-hı. Yani ayran. Ayran içiyoruz. Geyik ayranı çok güzel olur. Hı-hı. Geyik ayranı kullanılır genelde. Yemek olarak mesela şey olur mu bayram sofralarında mutlaka pancar çorbası olur mu? Yok, o genelde her zaman olabilir ama bayramda böyle daha çok... Daha farklı şeyler yapıyorsunuz. Evet, hamur işleri işte. Daha... Evet, hamur işlerini de seviyorsunuz ve en çok da herhalde fındıklı yapıyorsunuz tatlılarınızı evet, değil mi? Evet, fındık bol tabii sizde. Evet, fındık bugün de getirdik, göstereceğiz, burada evet. İkram edeceğiz. Ay çok teşekkür ederiz, evet. Sağ olun. Baklavalara da fındık koyuyorsunuz, evet, diğer evet. Sütlü tatlılara da fındık kesinlikle. Koyuyorsunuz. Üstüne demek için de her şeye fındık kullanıyoruz. Fındık ceviz de oluyor. Ceviz de koyuyoruz. Ceviz. Ordu'nun peki en meşhur tatlısı? En meşhur tatlısı Laz böreği. Laz böreği gerçi Giresun, Trabzon taraflarında olur da biz de kabak de tatlısı yapıyoruz. Aslında her yörede var ama kabak tatlısı kuzine de işte kuzineye koyup
yapıldığı için işte, bize daha meşhur yani. Kesinlikle öyle. Kabak yani kalması. Öyle bir fırsatımız var işte. Az önce sevgili izleyenler Elifçim de söyledi. Hemen hemen her evde dedi. Ordu'da mutlaka kuzine vardır dedi ve biz evet. kuzineyi sürekli kullanıyoruz. İşte tatlılarda da kabak tatlısı da kuzinede pişirilince sizce nasıl olur? Bence enfes olur çok yani. Çok güzel olur. Gerçekten tahin ve fındıkla servis edince çok da güzel olur. Yani o şekilde oluyor. Kabak tatlısı. Genelde kendi yetiştirdiğimiz şeyler meşhur aslında bizde. Yani bahçemizde, bağımızda, bahçemizde. Öyle dışarıdan aldığımız bir şeyle yaptığımız bir şey değil de kendi yetiştirdiğimiz. Kabağı da yetiştiriyor herkes kendisi. Herkesin bahçesinde var. Var. Yani hemen hemen herkesin, köyde yaşayan herkesin vardır. Harika. Peki o zaman. Evet, levrek buğulama yapıyoruz değerli izleyenler. Daha doğrusu yaptık. Bir 15-20 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Bu arada isterseniz ne güzel bak bugün yemeklerimiz yavaş yavaş ocağın üstünde oluyor. Vakit kaybetmeyelim. Güzel bir ordu salatamız var. Evet. Dilerseniz ona geçelim. Evet sevgili izleyenler, önümüz kış. Kışın da tabii ki çocuklarımızın hep vitamine ihtiyacı oluyor. Farklı bir salata yapacağız bugün. Ordu salatası yapacağız. Böyle marullu, sarımsaklı, yoğurtlu ondan sonra ama ilk defa marulun piştiğini, kızartıldığını göreceğiz. Benim de ilk deneyimim olacak. Çok merak ediyorum ve Elif sana bırakıyorum. Tamam. Marulu şimdi tereyağında biraz kavuracağız. Hı hı. Şöyle tavamızı alalım. Tereyağımızdan ekleyelim tamam. ilk önce. Marulumuzu da yanımıza alalım. Evet. Şöyle tereyağımızı ekleyelim. Biz de bunu ayranlı salatada yaparlar. Böyle tencerenin içinde ayran ve marul böyle fokurdayarak pişer. O şekilde mısır ekmeğiyle de tüketiriz. Güzel. Yani vallahi biz... çok sağlıklı besleniyorsunuz Elif. Evet, gerçekten çok özendim size. Evet. Şimdi bir Güneydoğulu olarak evet kendimize has çok güzel yemeklerimiz var. Hakikaten de yani şimdi Güneydoğu mutfağını asla şey yapmıyorum ama herhalde sağlıklı beslenebilmek için bir gün Güneydoğu, bir gün Ege, bir gün Karadeniz böyle değişik değişik yemekler yapmak lazım öyle değil mi? Evet kesinlikle öyle. Şimdi tereyağımız kızdı. Marulları içine ekleyeceğiz. Biraz kavuracağız. Hı hı. Tereyağının kokusu da çok güzel geliyor. Evet, onu marulla nasıl olacak çok merak ediyorum gerçekten. Çok güzel oluyor bence. Şöyle biraz. 1-2 dakika kavuracağız evet, herhalde. Evet, evet, evet. 1-2 dakika biraz kavrulsun, alacağız. Bu arada levreğimiz nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor bence. Şu an çok güzel buharında pişiyor. Evet, muhteşem. Aynı şekilde pancar çorbamız da özlenmiş. Gözüküyor. Evet, pıkır pıkır o da. Evet, onu da altını kapatabiliriz aslında. Tamam. O oldu bence artık. Ağzını da kapatalım. Evet, kapatalım. Kaşırmadan. Biraz dinlensin. Dinlendikçe daha güzel olur. Mesela bu ertesi gün tükettiğimizde daha lezzetli olur. Yani dinlendikçe bazı yemekler öyle ama ben mesela şeyi de öyle söylüyorum. Karışık dolma yaptığımız zaman biberdi, evet, patlıcandı. Kesinlikle. Hani biraz bekledikten sonra ya da nohutlu fasulye de öyle değil evet, midir? Evet o da taze yani, fasulye de. Taze, bir gün bekleyince böyle akşam yaptığınız ertesi gün yediğiniz zaman daha özlü oluyor, daha lezzetli oluyor. Bana da öyle geliyor ama her yemek için değil. Evet. Şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Sevgili izleyenler, elinizden geldiğince sağlık açısından da çok önemli bir bilgi bu. Diyorlar ki özellikle doktorlar lütfen yemeklerinizi günlük olarak yapıp günlük olarak tüketin. Yani az yapın. O gün evet. tüketin. Çünkü gerçekten bazı sebzeler işte ıspanak gibi, domates gibi bir takım sebzeler, patates ve patlıcan da vardı bunun içinde çok iyi hatırlıyorum. Bir iki gün bekledikten sonra kendi zehrini dışarıya vermeye ve bozulmaya başlıyormuş. Buna da dikkat edelim. Naçizane küçük bir bilgi olsun bizden size. Şimdi bu oldu. Altını kapatıyoruz. Ne güzel 1-2 dakika kavurduk. Evet tamam. Kavurduk. Şimdi bunu salata evet. kabımıza alalım. Ama yoğurtla buluşturmadan önce biraz soğusun. Tamam. Şey olmasın, yoğurdumuz kesilmesin. Kesilmesin diye. Evet. Tamam. Biraz soğusun. En son buluşturup salatamızı son halini yapabiliriz.
Bekleyelim soğusun o zaman. Evet, bunu da şöyle vereyim. Ben alayım. Şimdi marulumuzun ilk sıcağı çıktı. Şimdi yoğurdumuzla süzme yoğurt kullanıyoruz. Hepsi mi süzme yoğurt olacak? Evet, süzme karıştırma yoğurt. Değil. Yok, tamam. Karıştırma değil, süzme yoğurt. İki diş sarımsak. Tamam. Böyle ezdik sarımsağı. Şimdi bunu ekleyip bu şekilde. Biraz da tuz alalım. Tuzumuzu da ekleyelim yoğurdumuza. Tabii ki diğer yoğurt da olur ama ya bununla daha lezzetli oluyor. Tamam. Yok, genelde salatalarda şey yapıyorlardı gelen konuklarımız da mesela hep normal ev yoğurduyla süzme yoğurdu karıştırıyorlardı. O yüzden özellikle hani söyleyelim ki sevgili izleyenlerimize orijinalini yapsınlar evet, onlarda. Evet, süzme yoğurt yapsınlar. Süzme yoğurt yapsınlar. Tereyağı, süzme yoğurt, of, tamam. Güzel bir salata. Tamam. Şimdi bunun üzerine aktaralım. Şimdi yönetmenim der ki yoğurtla balık yediğimiz zaman sıkıntı olmayacak mı der. Evet. Cevabınızı alalım. Çok haklı. Buna bir cevabım var mı? Şimdi aslına bakarsanız şöyle hani balık yediğimiz zaman böyle süt ve süt ürünlerini tüketmek çok sakıncalı değil diyorlar sağlık çalışanları. Ve özellikle de çünkü şöyle bir risk varmış. İşte yoğurt ya da ayranla tükettiğimiz zaman o yoğurt ya da ayran veyahut balık taze değilse o zaman risk oluşuyormuş. Ama balık taze ise herhangi bir risk olmuyor diye açıklama yaptılar. Ama tabii herkesin şeyine göre, damak tadına göre de değişebilir. Evet. Hani ben mesela balıkla yoğurdu ya da ayranı aynı anda tüketemiyorum. Mesela bugün buğulama olduğu için ve taze olduğundan emin olduğum için hepsinin tadına bakacağım. Ama siz de mutlaka balığınızın ya da işte yoğurdunuzun, ayranınızın taze olduğundan emin olduğunuz zaman hepsini bir arada tüketebilirsiniz. Şimdi üzerine zeytinyağı, nanemiz evet, ve pul biberimizle güzel bir sos yapacağız. Evet, güzel olur. Şöyle karıştırıyoruz. Tamam. Böyle üzerine gezdiriyoruz. Cevizimiz varsa ceviz de. Aa, evet, ceviz yakışır. Koyulabilir, evet, çok yakışır. Yoğurtlu salatalara zaten işte yoğurtlu kereviz salatası olsun, diğer salatalar olsun. Hepsine değil mi ceviz evet, yakışıyor. Evet. Pancar salatası yoğurtlu çok severim evet, mesela, kırmızı evet, pancarı özellikle. Evet, gerçekten çok da lezzetli hı-hı, olur aynı zamanda. Şimdi salatamız hazır. Evet sevgili izleyenler, sağlıklı, lezzetli, ekonomik, pratik, harika bir ordu salatası yaptık sizlere efendim. Afiyet olsun. Buyurun. Harika, lezzetli, sağlıklı, pratik bir ordu salatası yaptık sevgili izleyenler. Ondan öncesinde de çok güzel bir pancar çorbası yaptık. Yarım saat kaynattık onu. O da hazır, pişti. Az sonra onun da sunumunu yapacağız. Bu arada çorbamız pişerken levrek buğulama yaptı sevgili Elif bizlere. Zannedersem o da pişti. Evet. Şimdi sırada son dokunuşları var. Evet. Kararmasın diye pul biberini ve karabiberini daha önce eklemedim. Evet. Çünkü balığı karartacaktı. O yüzden şimdi baharatlarını ekleyebiliriz. Şöyle pul biberini biraz daha. Anladığım kadarıyla ordular pul biberi seviyorlar biraz. Evet. Biraz şöyle karabiber de çok az. Şöyle gezdiriyoruz her tarafına. Üzerine... Şimdi maydanozlarımız ve limonunu da yaptığımızda çok güzel bir levrek buğulama olmuş olacak. Şöyle dizelim limonlarını da. Çocukken çok fazla yemezdim aslına bakarsan balık, çok tüketmezdik.
Ama sonradan alıştım lezzetine, evet. Vardıkça. Hamsi buğulamayı çok yapardı annem. Ama levrek buğulama da gerçekten ocakta çok güzel oldu. Evet. Ve sevgili Elif dedi ki isterseniz bunu büyük bir tepside fırında da yapabilirsiniz dedi. Evet. Muhteşem görünüyor. Şimdi, İstersen kapananı kapatmaya gerek yok. Evet, kapatalım. Maydanozlar da çarpsın. Altını da kapattık. Artık pişti. Sunuma hazır. Evet. Evet, güzel bir levrek buğulama yaptık sevgili izleyenler, ama tabii onu yemeden önce ne vardı? Pancar çorbamız vardı. Önce çorbamızı içeceğiz, levrek buğulamayı daha sonra yiyeceğiz. Zannedersem çorbamız da pişti değil mi Elif'ciğim? Evet. Onu da alalım mı sunum tabağımıza? Tabii ki, hemen onu da alalım. Maşallah. Ben alayım istersen onu. Şöyle çorbamızı da alıyoruz. Maşallah, çok da bereketli oldu. Evet, gayet güzel. Kıvamı da güzel. Zaten katı olur yani. Katı bir çorba. İçinde her şey olduğu için. Muhteşem. Evet. Tamamdır. Evet sevgili izleyenler. Kimisi karalahana çorbası diyor, kimisi pancar çorbası diyor. Karadeniz yöresine ait hemen hemen her evde, hemen hemen her gün pişen muhteşem, lezzetli ve sağlıklı pancar çorbamız. Buyurun efendim, afiyet olsun. Evet, Karadeniz yöremizden harika, lezzetli, pratik yemekler yaptık sevgili izleyenler. Her zaman diyoruz ki yemekler misafirimizden olsun, tatlılar da bizden olsun ki böyle daha çok birbirimize kenetlenelim. Gönül soframızda, gönül mutfağımızda sohbetimiz, muhabbetimiz artsın ve bu güzel enerjiyi de, bu güzel lezzetleri de sizlere gönderelim. Hep birlikte paylaşalım istiyoruz inşallah. Şimdi sırada yine yemek danışmanımız sevgili güzel Yelda Ertek var. Bakalım bugün bize ne tatlı yapacak. Sevgili Güzay, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Hamdolsun, bizler de çok iyiyiz. İzledin mi bizi, neler neler yaptık bugün Karadeniz ve Ordu mutfağından? Evet, çok güzel. Zaten karalahana çorbasını çok merak ediyorum. En çok merak ettiğim yemeklerden biri. Balık da zaten kışı da başladı. Evet. Tam sağlıklı, güzel. Besleyici bir yemek oldu. Onun da tadını merak ediyorum. Çünkü hiç bu tarz bir buğulama yememiştim. Hep böyle kızartma, fırınlama falan yapıyorduk ama öyle domates soslarıyla falan olan bir buğulama yememiştim. Onu da merak ediyorum doğrusu. Peki ben de neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu kadar güzel, sağlıklı yemeklerin üstüne bize ne tatlı, hangi tatlıyı yapacaksın? Şimdi sağlıklı dedik. İşin içine biraz gluten koyalım, tamam. Biraz şeker koyalım, biraz yağ koyalım istedik. Ve aslında Karadeniz'in de, yani adıyla müsamma, yani Karadeniz'e özgü bir tatlı olan Laz böreği yapalım dedik. Laz böreği de. Güzel olsun, evet. Güzel olsun istedik. Hazırladık malzemelerimizi, buradayız. O zaman malzemeler gelsin ekranlara, ondan sonra Laz böreği yapmaya başlayalım. Laz böreğimizin malzemelerini tezgaha koyduk ve hemen önce şeyi anlatmak istiyorum, şerbetini anlatmak istiyorum. Tamam. Şerbetimizde 2,5 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı su var. Şimdi burada hem aşçılık yapan hem Karadeniz mutfağı olan Elif Hanım var ama kusura bakmayın, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum. Sizin böyle yüksek müsaadenizle Laz böreği anlatmak istiyorum ben. Tabii ki. Öğrendiğim ve bildiğim kadarıyla anlatacağım. İnşallah doğru anlatırım. Eğer yanlışım olursa lütfen müdahale edin sizler de. Şerbetini hazırladım. Şerbetinin soğuk olması gerekiyor. Bir de şimdi muhallebi hazırlayacağız. Nasıl hazırlayacağımızı göstereceğiz ama muhallebimizin de soğuk olması gerekiyor. Ben önden hem şerbetimi hem de muhallebimi hazırladım. Şerbet zaten klasik bir şerbet. 2-2 yani birebir ölçüde kullandığımız. 2,5-2,5 kullandım ben. Birazcık da limon var içerisinde. Çok limonunu koymadım. Hemen biz taze tüketeceğimiz için çok şekerlenmeyecek. O yüzden limon tadı baskın olmasın diye. Hemen şöyle tenceremi aldım. Sütümü koyuyorum, muhallebisini yapacağım öncelikle. Evet. Hemen şöyle sütümü içine koyuyorum. Yumurta koyuyorum.
böyle muhallebisi güzel yumurtalı bir muhallebi olacak. Hı hı. Hemen şöyle unum var, unumu koyacağım. Biraz tabii bir ev versiyonu olacak. Bu hemen şekerim var, şekerimi koyacağım. İsteyenler şeker miktarını biraz azaltabilirler. Çünkü orada da bir tatlı olacak. Dileyenler yarım koyabilirler. Hemen şöyle nişastam var, nişastamı da koydum. Ve şöyle bir çırpıcıyla hemen ilk başta biraz karıştıracağım. Biraz böyle o hepsini bir yedireceğim sütün içerisine. Ki pişirirken topaklanmasın. Çünkü sütümüz çok az. Süt az olduğu için pişirirken hemen hızlı kaynar ve topaklanmasın diye. Çok önemli bir püf noktası değil mi bu? Evet. Özellikle tatlılarda. Muhallebili tatlılarda eğer böyle topaklanmasını istemiyorsanız, ocağınızı hızlı pişiriyorsa özellikle, hı hı, hemen önden böyle çırpmanın bir faydası var. İyice böyle topaklanmalar gidene kadar, un dağılana kadar ve yumurta iyice dağılana kadar yapabiliriz. Bir de şimdi yumurta da koyduk esasında. Evet. Sarısı ve beyazı da girince işin içine, hı hı, iyice onu buraya yedirmek gerekiyor. Dileyenler hatta blenderda bile çekebilirler burayı. Az önce Elif demişti ki biz bütün yufkalarımızı, böreklerimizi hep evde açıyoruz dedi. Ama şimdi bizim burada şey, bu baklavalık yufka değil mi? Evet, baklavalık yufka. Şimdi artık tabii hayat şartları bazen büyük şehirde yaşayan ve çalışan hanımları, evet, özellikle bu duruma getirebiliyor Elifciğim. Evet. Yine de diyorum ki hani evimizde imkanımız varsa açmaya çalışalım ama yoksa... bu şekilde olması da benim için sevindirici bir gelişme, öyle söyleyeyim. Arada bir, evet, dışarıdan da alabiliriz. Çünkü gerçekten çok ince ve güzel, evet, yapıyorlar. Güzel. Şöyle de söyleyelim, yani bizim burada hazır yufkayla yapacağız ama dileyenler bizim diğer sezonumuzdaki bölümlerimizde, evet, biz kendi hamurumuzu kendimiz yaptığımız, evet, bir baklava var. Midye baklava yapmıştık özellikle. Geçmiş bölümlerimizi Diyanet TV'nin kendi sayfasından izleyerek, oradaki baklavalık yufkamızı incecik açarak da aynı tarifi uygulayabilirler. Kesinlikle. Biz sadece o hamuru hazır halde kullanıyoruz burada. Evet. Şöyle hemen altını açayım. Demet ablacığım, bunu sana, tamam, böyle bir paslasam. Elbette. Şöyle size versem. Çok teşekkür ederim. Çünkü muhallebini sizin eliniz olmayınca olmuyor. Olmaz. Hemen şöyle ocağı yaktım. Ve biraz tereyağım vardı. Şöyle tereyağımı koyacağım. Erimesini istiyorum. Sadece çok kızmayacak. İsteyenler sade yağ da kullanabilirler. Hatta sade yağ kullanırlarsa daha iyi olacak değil mi? Evet, bence de. Evet. Ben daha işte o yağı her yerde bulabilsek, hep keşke biz de bulabilsek ama. Şöyle aslında evdeki tereyağlarımızdan sade yağ yapabiliyoruz. Hı hı. Daha önce de ben bahsetmiştim ama yine, evet, tekrarlamakta fayda var. Tereyağını böyle kabın içine alacağız, tencereye koyacağız, altı kısık bir ateş şekilde. Hı hı. Bunu eriteceğiz. Çok kaynamayacak şekilde. Altına tortusu iniyor, üstüne de köpüğü çıkacak. Hı hı. Köpüğünü alacağız. Alacağız. Onu kenara koyacağız. Sonra üstünde iyice bir demlenecek, yani dibine çökecek o. Evet, hatırladım şimdi. O çöktükten şimdi. Sonra onu güzelce kavanozumuza koyacağız ya da işte saklama kabımıza koyacağız. Böylelikle sade yağımızı elde etmiş olacağız. Tam bir ayranından ve yoğurdundan, sütünden ayıracağız. Baklavalarımızı da, naz böreklerimizi de kullanacağız inşallah. Bu yavaş yavaş şey yapmaya başladı. Evet, onu hatta altını şöyle kısak mı? Nasıl yapalım? Kısabiliriz. İyice kendisi biraz sonra, tamam, şey yapacak hatta. Şöyle kısayım tam. Tamam. Evet. Böyle biraz topaklandı, çok önemli değil. Hı hı. Bunu istiyorlarsa böyle blenderdan da geçebilir ama bence böyle de olacak gibi. Hemen şöyle altını kapatayım çünkü, tamam, o güzelce kaynadı ve, tamam, oldu. Hı hı. Böyle biraz oda sıcaklığındaki tereyağını ve vanilyayı ekleyeceğim. Kokusu daha şey olacak. Evet, hem kokusu daha güzel olacak. Ben de şöyle tereyağıma bakıyorum. Bunu da kapatabilirim artık çünkü baklava için bence yeterli düzeye geldi. Oh, mis gibi koktu. Evet. Orada, hı, karabiber olacaktı. Bana karabiber uzatır mısın? Tabii ki. Çok az bunun içine koyacağız. Biraz da kendi yaptığım hamura koyacağız. Yani ister sıcak ister soğuk, tamam, koyabiliriz. Hiç önemli değil. Bu Laz böreğinin özelliği buradan geliyor. Aa. İçine karabiber koyacağız. Tadını dengelemesi için gerekli. Ama çok değil yani, yarım çay kaşığını böyle uç kısmıyla yay. Tamam. Soğuk karıştırmaya gerek var mı? Yok, soğutacağız bunu. Evet, tamam. O kendi kendine soğuyabilir, sonra geçebiliriz.
Burada sadece belki bunu karıştırabilirsin Demet ablacığım. Ben de hemen tepsimi çıkartacağım. Böyle küçük bir borcamda bir baklavalık yufka ikiye böldüm. Tepsinin boyutuna böldüm. Hemen şöyle açacağım. Tepsime göre kestim ben bak şey yufkalarımı. Ve başlayacağım 2-2 koymaya. Her iki şeyde bir yağlayacağım. Her sırada değil ama her iki sırada bir yağlayacağız bunu. Her sırada yağlayınca biraz şefim böyle şey oluyor, çok yağlı oluyor. Evet. Ama böyle bu hazır yufkalarda 2-3 sırada bir yapınca kesinlikle çok güzel oluyor. Yufkada ince zaten. İki sırada bir gayet yeterli olacaktır. Bir de en son kalınca kestikten sonra biraz üstüne döküyorum ben. Ondan sonra güzel oluyor inşallah. Siz şimdi böyle bir levrek buğulama yaptınız. Evet. Biz balık buğulamalarında hamsi falan da böyle patates falan kullanırız. Siz yani tabii ki kullanmadınız ama. O şekilde de oluyor ama orijinali bu şekilde. Yani orijinal direkt. Yani evet patates, havuç yani altına koyulup evet. Aynı zamanda tavada da fırında da yapılabilir. Ama ben orijinali ve levreğin tadı yani patatese levrek. Böyle levrek diyorsun yani bu şekilde. Levreğin tadını bozmayalım diyor arkadaş. Bozmayalım evet. Biz çünkü benim babamla annem eski yani biz çok küçükken çok güzel yaparlardı. Böyle tepsinin altına biraz büyük patatesler. İşte patatesler, soğanlar, üstüne evet. Böyle hamsileri dizerlerdi. Hemen fırına sürerlerdi falan. O öyle böyle de çok güzel oluyor. Maydanozlu. Evet. Lezzeti evet. Ayrı. Ama ilk defa böyle domatesli bir şey halini yiyeceğim inşallah. Orduya yani internete levrek buğulama yazınca bile şey çıkıyor. Yani ordu levrek buğulama diye çıkıyor. Orijinali bu. Yani direkt orduya has bir şey. Evet, aynen kesinlikle. Biz de programımızda biliyorsun yani tabii her şeyin orijinali. Kültür nereye aitse yemek orada gerçekten mı? Evet nereye aitse orijinali nasılsa o şekilde yapıyoruz. Hiç bozmadan, değiştirmeden. Evet. Aslında yemek kültürün en önemli unsurlarından evet, biri. Kesinlikle. O yaşadığın şehirle ilgili, ülkeyle ilgili sana o kadar çok ipucu veriyor ki sadece yemeklerini biliyor olmanız bile. Evet. Bu karalahana çorbasını da ben ilk defa tadına bakacağım. Hatta daha önce Karadeniz'e bir gezimiz olmuştu böyle işte Rize, Ordu oraları gezmiştik. Ama hiç böyle karalahana çorbası yemek çok denk gelmemişti diyelim. İnşallah bir sonraki sefere oralardan da yemek nasip olur bizlere. Gerçi karalahanası ta oradan geldi. Evet. Mısır unu da tam oradan geldi. Evet, kesinlikle. Ama ince bir mısır unuyla yaptınız herhalde. Evet, normalde kalını da var, kepir diyoruz ona. Onunla döşemesi yapılıyor. Pancarı döşüyoruz derler. Yani içine işte bulgurunu... Bizim şey dipleme gibi falan mı acaba? Hani böyle olur ya, İç Anadolu'da da falan evet, fasulye evet. Diplemesi, evet, şey, evet. Pirinç falan koyup evet. Biraz daha susuz evet. Hali gibi mi acaba? Evet, evet kesinlikle o şekilde oluyor. Ama kepirle olduğu zaman döşeme deniyor. Biz çorbasını yaptık. Direkt yöresel bir lezzet evet. Yiyeceğiz inşallah. Demet ablacığım şöyle 20 tane falan attım ben. Tamam. Hemen muhallebisini atacağım. Tamam. Şöyle yayacağım sonra kaşıkla bunu. Siz de yapar mısınız hocam Laz böreğini? Yani kuzine de yapıyorsunuz annemler evet tabii ki yapıyor. Ama ben hiç kendim yaptım desem yalan olur. Sadece tattım. Siz tabii böyle küçük şeylerle uğraşmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Biz daha büyük tencere yemekleri evet. Falan yani bunlar. Tencereler, koca koca kazanlar. Evet. Bayağı çok öğrenci yapıyorsunuz diye duymuştum evet. Sanki öyle konuşmuştuk. 350 kişiye falan maşallah. 350 evet. Kişiye yemek yapmak da çok büyük bir maharet. Çok büyük bir maharet. Yani... Kaç kat daha yapacağız? Bir hemen 2-3 katımız daha kaldı. Şöyle tamam. Çifter çifter koyuyorum. 26-20 üste koydum. Ben de şimdi merak ederler 40 belki. 40 kat yapıyoruz. Tamam. Baklavada hemen 40 kat. Arada ikişer üçer koymuş olabilirim artık. Onlar da bizim o kadarcık kısmetimiz. Olur. Kısmetimiz evet. O da bizim. Şöyle hemen son bir sıra daha koyayım hatta. Tamam. O da bize yetsin. Sonra 180 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar koyacağız.
ama koymadan önce bir sıcak kesmemiz gerekiyor. Sıcak mı olacak fırınımız? Evet, fırın fark etmez, sıcak da olabilir, soğuk da olabilir. Ama sıcak olursa daha iyi olabilir. Tamam. Daha çabuk pişer, ısınmasını beklemeye gerek kalmaz. Başlamadan önce fırını çalıştırabilirlerse o da güzel olur. Tamam. İstersen ben çalıştırayım şimdi. Olabilir. Evet ablacığım. Şöyle hemen. Aslında üstteki katları kessek yeterli oluyor bize ama altı da birazcık böyle dokunduruyorum bıçağımla. Tamam. Tam böyle bir porsiyonlama yapmamıza gerek yok. Piştikten sonra çünkü tekrar yapacağız. Tekrar keseceğiz. Şöyle altı tabii yumuşak olduğu için. Evet biraz zor. Olduğu için. Şöyle sadece göbek kısımlarını atıyorum. Sonra zaten piştikten sonra dediğin gibi dilimleriz. Ama içine hepsinin birbirinin içine geçmesi için dilimlemek mantıklı. Şöyle tereyağımı hemen kalanını şöyle üstüne güzelce gezdireceğim. Tamam. Ki çıtırtısı olsun. Bunu akşamdan yapıp sabah da pişirebilirler. Daha taze olsun istiyorlarsa. Hani erkenden yapıp sonra misafir gelmeye yakın sıcak ikram etmekte fayda var. Değil mi hocam? Öyle yani sıcak ikram edilir. Kesinlikle sıcak. Evet, evet sıcak. Soğuyunca çünkü o içindeki muhallebi de donuyor. O zaman güzel olmuyor. Sıcak yemekte fayda var. Böyle hazırlayıp streçleyip dolaba kaldırabilirler. Aa, misafir gelmeye yakın hemen fırına sokup çay demlenene kadar kızartıp zaten şerbeti soğuk olacak. Hemen soğuk şerbeti döküp ılayınca da yiyecekler. Şöyle hemen fırına verelim. Harika. Hadi bakalım. Evet, böreğimizi de koyduk fırınımıza. Evet. Yaklaşık kaç dakika pişecek? 20-25 dakika kadar altı üstü güzelce kızarana kadar bir baklava kızarıklığı istiyoruz. O kızarana kadar pişireceğiz. Yani enfes bir koku yayıldı stüdyomuza. Acaba böreği nedir bu? Laz böreği olabilir mi? Olabilir. Hadi hemen o zaman bakalım. Alalım. Oo, nar gibi de kızarmış. Muhteşem görünüyor. Tam bir baklava kızarıklığında oldu. Aynen öyle. Şunu şöyle kapat. Tamam. Dikkat et elini yakma. Gerçekten çok güzel kızarmış. Nasıl görünüyor? Çok güzel. Muhteşem. Olmuş mu hocam görüntüsü? Evet. Görüntüsü tamamsa bizim için sıkıntı yok. Bir ordulu şeyden, bir Karadeniz'den, şeften. Aynen öyle. Laz böreğin onaylandı. Durun bakalım hocam bir tadına da bakalım. Evet. Yani ben şöyle, görüntü güzel. Şöyle hemen böyle yapacağım biraz. Tamam. Ki şerbet güzelce. Evet, şerbet güzelce çeksin diye. Şöyle artık soğumuş şerbetim vardı. Ve sıcak baklavanın üzerine. Şimdi şerbet aslında az gibi gözüküyor ama hiç az değil. Alt tarafında kalacak zaten. Bizim istediğimiz şey altının şerbetli olması, üstünün kızarık ve çıtırlığının devam etmesi. O yüzden şöyle hemen geçeceğim. Yavaş yavaş kendisi zaten çekecek. Evet. Şerbetini şöyle birazcık çekti. İsteyenler biraz daha tutabilirler. Ama ben dayanamıyorum. Şöyle artık onun o güzel dokusunu gösterelim istiyorum böyle. Hemen şöyle kenarlardan almaya başladım. Evet. Böyle bir tane de ortadan alayım. Artık laz böreğimiz. Of of. Böyle. Efsane kokusu. Efsane kokusu ve görüntüsüyle. Gönül sofrasında Ordu Mutfağı'nın, Karadeniz Mutfağı'nın en güzel tatlılarından birisini yaptık sevgili izleyenler. Şöyle, tabii Ordu olunca biraz dedik ki için içine fındık katalım. Fındık olmazsa olmaz da. Çünkü en çok yetişen ve Türkiye'nin de fındık ihtiyacının bayağı bir böyle büyük bir çoğunluğunu Ordu karşılıyor. Evet. Giresun'un fındığı çok lezzetlidir. Ordu'nunki de daha fazladır. Öyle mi? Evet, üretim olarak daha fazla. Ordu, yurt dışına falan da ihraç ediliyor zaten bildiğim kadarıyla. Evet. Çok talep ediliyor. Evet, ellerine sağlık, emeğine sağlık Güzelcim. Afiyet olsun. Yine muhteşemdin. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, buyurun efendim afiyet olsun. Laz böreğimiz. Evet sevgili dostlar, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugün neler yaptık? Tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Muhteşem bir programdı. Öncelikle onu söyleyeyim, belki tekrar tekrar bile izleyebilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü Karadeniz yöresinin en güzel mutfaklarından bir tanesini Ordu Mutfağı'ndan sağlıklı, pratik,
çok lezzetli yemekler yaptık. Birinci yemeğimiz pancar çorbası efendim. Karadeniz'de kimisi karalahana çorbası diyor, kimisi pancar ama Ordu'da en çok Elif'cim dedi ki biz pancar çorbası diyoruz dedi. Bunun yanı sıra çok güzel bir levrek buğulama yaptık. Bu da yine orijinal Ordu'ya ait tarifle yaptı. Kesinlikle dedi içine hiçbir şey koyulmuyor. Sadece domates, sarımsak, maydanoz ve limonla güzelce süsledi. Levreğimizi ocakta ve fırında yapabilirsiniz dedi. Gerçekten o da muhteşemdi ve sağlıklı aynı zamanda. Ve ilk defa deneyeceğim kavrulmuş marul salatası yaptık. Ordu salatası deniyor. Süzme yoğurtla yapıldı. Bu da muhteşem. Biz tabii bu yemekleri yaptık. Sevgili Güzaycığım da Laz böreği yaptı. Dedi ki konsepte uygun olsun dedik. Ve sevgili Elifçim gerçekten bugün bizi çok memnun etti. Dedi ki belki hepsini yetiştiremeyebiliriz ama dedi Ordu'ya has çok özel lezzetler de var. Ben bunları sevgili izleyenlerle de paylaşmak istiyorum. Bir tanesi neydi Elif? Pancar sarması, içinde mısır aşı var yani kepir, mısır ununun biraz daha kalın öğütülmüş hali, bulgur pirinçle yapılan bir sarma çeşidi, karalahanadan yapıyoruz yine aynı şekilde. Üzerine domates, soğan ve salçalı sosla pişmeye bırakıyoruz ocağı. O kendi kendine güzelce pişiyor ve sarma haline. Gerçekten bu da muhteşem görünüyor. Bir de turşu kavurmamız var. Evet, turşu, bacak turşusu kavurmamız. Bacak turşusu. Çok turşu çeşitlerimiz var aslında. Pancar aynı şekilde yine onun turşusu da var. Fasulye var. Fasulye var, bacak turşusu var. Ben bacak turşusunu getirdim. Gardelik diye bir bitkinin bacaklarının yani bacak diyoruz. Sap kısmı sap aslında. Bacak diyoruz ve bacak turşusunun adını almış o şekilde. Onu da soğan ve salçayla kavurup sabah kahvaltılarında biz hep turşu tüketiriz kavurmasını. Ne güzel. Bunu kızartırız, unlarız, patatesle falan o şekilde de yapılır bu bacak turşusu. Harika. Yani güzel. O da mısır ekmeğimiz. Ve mısır ekmeği. Evet, pancar çorbası. Vazgeçilmeziniz değil mi sizin? Kesinlikle. Özellikle çorbayla beraber tüketiyorsunuz. Evet, aynen o şekilde çok tüketiyoruz. Muhteşem. Gerçekten eline emeğine sağlık. Harika bir sofra hazırladım bize. Yine Elif'cim bize böyle çok güzel acılı bir turşu da getirmiş. Biber turşusu. Evet, biber suyu turşusu. Böyle bu çok acı tüketilen bir çorba olduğu için normalde. Onunla daha da acı isteyenler onu böyle suyunu bile çorbaya atıp o şekilde yiyorlar. Ya onunla yenilir diye onu da getirdim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok keyifli bir programdı. Ben çok zevk aldım. Umarım senin için de öyle olmuştur. Evet, çok güzel bir program oldu gerçekten. Ben de çok zevk aldım. Bizi unutmaman dileğiyle küçük naçizane bir hediyemiz var. Umarım her kahve içtiğinde aklına geliriz. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Seninle tanıştığıma ve bu güzel programı yaptığım için de çok keyif aldım. Ben de aynı şekilde çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. Rica ediyoruz. Evet sevgili dostlar, Bir Gönül Sofrası programının da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Haftaya yeni bir konukla farklı mutfakları tanımaya devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın efendim. Sevgiler, selamlar ve dualarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.